Mısır devrimi esnasında hayatını kaybetmiş. İnşallah şehitlik mertebesine erişmiş tüm gençlere, tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şundan emin olunuz ki Tahrir'den yükselen ses İstanbul ve Ankara'da çok güçlü şekilde yankılanmış ve karşılığını bulmuştur. Türkiye'nin tüm şehirlerinin, Türkiye gençlerinin kalbi devrim boyunca Tahrir'deki kardeşleriyle birlikte atmıştır. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da Mısır'la dayanışma içinde olmaya, Mısır'la birlikte yürümeye, kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, sizler Mısır'da gerçekleştirdiğiniz devrimle tüm dünyaya zulmün ilelebet payidar olamayacağını gösterdiniz. Sizler Mısır devrimiyle otokratik rejimlerin, kapalı rejimlerin sonunun geldiğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler azminiz ve direnciniz karşısında hiçbir hukuksuzluğun ayakta kalamayacağını tüm dünyaya gösterdiniz. Kahramanlığınızdan, direncinizden, sabrınızdan, azminizden dolayı sizleri ayrıca kutluyor, ayrıca tebrik ediyorum. Bir kere burada şu temel ilkeyi her birinize hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 139. ayetinde Yüce Rabbimiz bizlere çok net bir ilke koyuyor. Ve diyor ki Estaizu billah ve la tehinu ve la tehzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin. Asla hüzünlenmeyin. İnanıyorsanız üstünsünüz. Evet, Mısır'da, Türkiye'de, tüm bu coğrafyada işte bu temel ilkeyi her an hissetmek, her an yüreğimizde, zihnimizde taşımak ve hatırlamak durumundayız. Esasen sizler Tahrir Meydanı'nda tam da işte bunu söylediniz. Aylar boyunca Tahrir Meydanı'nda dediniz ki İrfa rasek ente Masri. Başını dik tut. Sen Mısırlısın dediniz. Evet. Siz başınızı dik tutacaksınız. Filistinli başını öne eğmedi, eğmeyecek. Lübnanlı başını öne eğmedi, eğmeyecek. Iraklı, Afganistanlı, Suriyeli kardeşim başını öne eğmedi, eğmeyecek. Çünkü biz bu coğrafyanın insanları inanıyoruz, öyleyse üstünüz.
Hiçbir kompleksin içinde olmayacağız. Hiçbir ezikliğin içinde olmayacağız. Kendimize güvensizlik, hüzün ve gevşeme bize asla musallat olmayacak. Tam bir özgüven içinde yolumuzda ilerleyecek, tarihi tekrar mecrasına hep birlikte kavuşturacağız. Şurada yanı başımızda, Mukattam tepelerinde, burçlardan inanın Selahaddin Eyyubi'nin şahs-ı manevisi bizleri izliyor. Başımızı öne eğmeyecek, tam tersine başımızı Mukattam tepelerine çevirecek, orada Selahaddin Eyyubi'yi, orada bu coğrafyanın, bu ülkenin, bu şehrin şanlı tarihini, kadim medeniyetini görecek ve gururla, iftiharla geleceğe ilerleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, biz Türkiye olarak ve Mısır olarak bu bölgenin iki güçlü devleti, iki kadim medeniyeti olarak tarih yolculuğunda hep beraber olduk. Bir olduk. Birbirimize kardeş olduk. Türkiye'nin istiklal şairi Mehmet Akif ile Mısır'ın Nobelli yazarı Necip Mahfuz şurada. Han Halil'de Fişavi adlı kahvede nasıl aynı havayı teneffüs edip vatanlarını yazdılarsa, bizler de farklı dillerde bile olsa birbirlerimizin ezgisini dillendiriyoruz. Onu mırıldanıyoruz. Topraklarımız arasına cetvelle çizilmiş sınırlar bizi fiziken ayırsa da, gönüllerimizi ayırmaya, ruhlarımızı parçalamaya, muhabbetimizi bölmeye asla yetmemiştir. Türkiye ile Mısır'ın kalbi birlikte atar. Nil ile Fırat aynı gönlün ırmaklarıdır. Ve aynı ruh iklimine, aynı gönül ummanına dökülürler. Hiç kuşkusuz Trabzon'un, İstanbul'un, İzmir'in, Antalya'nın sahillerini okşayan su, İskenderiye'nin sahillerini okşayan Akdeniz'in suyuyla aynıdır. İşte biz bu coğrafyada ırmaklarımız, denizlerimiz, ortak medeniyetimiz ve kardeş tarihimiz gibi inşallah ebediyen bir ve beraber olacağız. Türkiye ve Mısır birlik oldukça, Türkiye ve Mısır aynı istikamete baktıkça, inanın bu topraklarda barıştan başka hiçbir şeyin türküsü söylenmeyecektir. Biz tarih boyunca olduğu gibi bugün ve yarın da el ele tutuştukça, inanın bu toprakları ağıtlar, bu toprakları kan ve gözyaşı değil, barışın ezgileri sulayacaktır. Sevgili kardeşlerim, halkın kendi hür iradesiyle belirlenmiş Mısır yönetiminin Türkiye ile işbirliğine verdiği önemi somut biçimde ortaya koymasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Mısır'ı içinden geçmekte olduğu siyasi ve ekonomik dönüşüm sürecinde her aşamada desteklemeye kararlılıkla devam edecektir. Mısır halkının beklentilerini yansıtan, Mısır halkını birbirine daha da yakınlaştıran birliği daha da güçlendirecek bir anayasa, sizlerin olduğu kadar kardeşiniz olarak bizlerin de en büyük temennisidir. Mısır'ın mümkün olan en geniş uzlaşmayla özgürlükleri, insan onurunu temel alan, ülkenin sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir anayasaya kavuşması